Herkese merhaba. Ben Metehan. Uzman Koyun YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere Play to Earn, oyna kazan oyunlarından biri olan Krabadayı anlatacağım. Krabada'nın aydosu Avalan Çağı'nda yaklaşık 2-3 ay önce yapılmıştı ve aydoya katılanlara yaklaşık 160-170 katı değerinde kazanımlar elde etmesini sağlamıştı. Peki Krabada nedir? Oynayarak nasıl para kazanılır? Diyorsanız, gelin bunları sizlere bilgisayar ekranında uygulamalı olarak anlatayım. Krabadan'ın resmi sitesi krabada.com. krabada.com yazdığınızda böyle bir ekran çıkacak karşınıza. Bizim oyuna giriş sağlamamız için öncelikle Play Game dememiz lazım. Fakat burada oyunu oynamamız için daha öncesinde bir Metamask cüzdanı oluşturup avalanç ağını seçmemiz gerekiyor. Eğer metamask cüzdanınız yoksa sağ üstte bulunan linke tıklayarak videoyu izleyip kendinize bir metamask cüzdanı yaratabilirsiniz. Bizim daha önceden hazırda bulunduğu için burada Play Game'e tıkladığımızda direkt cüzdanımızı görmüş oluyor. Ve böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Burada Mining Expedition ve Looting Mission kısımları var. Ben bugün sizlere Mining kısmını anlatacağım. Çünkü Looting kısmında çok fazla bot var ve bizim o odalara girmemize izin vermiyorlar. O yüzden bunu sizlere bugün anlatmayı tercih etmiyoruz. Ve mining kısmını anlatacağız. Mining nedir? Burada Krabada'da da 3 tane yengeç alıp bunlarla bir takım oluşturup onları mining'e gönderiyoruz. Şöyle buradan gelip mining ekranına tıkladığımızda burada Word var. Bakın Word'e tıkladığımızda birçok kişinin burada mining yaptığını görüyoruz. Ve 800 sayfa tam 800 sayfaya varan 6400'lük bir kişilik bir mining oranı var. Ve bu da oldukça yüksek bir sayı. İnsanlar bu oyunu da oynayıp para kazanmayı tercih ediyorlar. Çünkü muazzam derecede gelir elde edebiliyorlar an itibariyle. Peki biz buradan nasıl gelir elde edebiliriz diye soracak olursanız. Öncelikle buranın yerel tokenı olan TUS var. Sizlere TUS'un fiyatını göstermek istiyorum. Bir TUS yazdığımızda TUS'un fiyatı 0.16. Buradan 0.16'lık bir TUS'un fiyatı. Biz Mining'e gittiğimizde şöyle göstereceğim. Biz Mining'teyken 4 saatte bir yengeçlerimizi Mining'e göndermemiz gerekiyor. Biz 4 saatte maksimum 300 tuz kazanabiliyoruz. Şöyle yazayım. 300 tuz kazanabiliyoruz. 300 tuzun da değeri an itibariyle 41 dolar. Biz yengeçlerimizi 4 saatte bir gönderirsek bir gün içerisinde en fazla 6 kere gönderebiliriz. Ve 6 kere 3, 18, 1800 tuz kazanabiliriz gün içerisinde. 1800 tuzun da getirisi Gördüğümüz üzere tekrardan göstereyim 248 dolar. Bunu aylık oranla hesapladığımızda bakın şöyle göstereyim 250 olarak alayım ben bunu. 250 çarpı 30 7500 dolarlık bir gelir elde edebiliyoruz aylık olarak. Fakat burada bu geliri elde etmemiz için bizim öncelikle hangi yengeçleri almamız gerektiğini bilmemiz gerektiği yani pazara gidip en ucuz yengeci alırsak bizim bu kadar gelir elde etmemiz aylık imkansız. Bu 7500 dolar aylık muazzam bir para olarak duruyor. Peki biz bu parayı nasıl kazanabiliriz? Hangi yengeçleri almamız gerekli? Öncelikle sizlere onları anlatmak istiyorum. Buradan Krabadağ'ın ana Marketplace'e girip yengeçlerin olduğu sayfaya gideceğiz. Fakat öncesinde şunu da söylemek istiyorum. Krabada şu an beta aşamasında fakat ekip bu zamana kadar verdiği tüm sözleri yerine getirdi. Ve biz de bu yüzden sizlere aslında bu videoyu anlatmayı tercih ettik. Kravada da hem bilgisayardan hem de telefondan uygulamasını indirip oynayabiliyorsunuz. Uygulamanın telefonda olması da bizim için ekstra bir rahatlık olarak göze çarpıyor. Buradan Marketplace'e geldiğimizde şuradan markete gidiyoruz ve yengeçleri görüyoruz burada. Dediğim gibi burada birçok yengeç var ve fiyatlar aşağı yukarı değişiyor. Bu yüzden biz hangi yengeci almalıyız diye soracak olursanız onu ondan bahsetmek istiyorum size. Bizim yengeçlerde alırken dikkat etmemiz gereken en büyük özellik şurada purity yazan saflık oranı. Bakın buradan bir yengeçe tıkladığımızda bunun body partsları var. Ve görüyorsunuz bu body partsların arka, arka planlarının renkleri birbirinden farklı. Bizim burada istediğimiz bu body partsların yazan kısımdaki tüm arka renklerin aynı olması. Bunun için burayı getirip şöyle 6'ya çekiyorum. Ve buradan tıkladığımızda gördüğünüz gibi şu an tüm body partslar aynı olmuş gözüküyor. Bizim diğer dikkat etmemiz gereken nokta ise sınıf. Bakın klaslar yazıyor burada. Bizim buradan balkları seçmemiz lazım. Neden balkları seçiyoruz? Bu yengeç bir balk sınıfından yengeç. Şurada 100 hp atak ve armurun 230 toplamının 237 olması lazım. Bu yengeçin toplamını baktığınızda 237. Biz 3 tane yengeç seçip Buradan Mining'e gönderiyorduk. Bu 3 tane yengeç seçip e, Mining'e gönderdiğimizde bunların toplam atak oranı yani Battle Points'leri 237 çarpı 3 711 olmalı. Neden 711 olmalı? Çünkü bizim Mining yaptığımız odaya gelen baskıncılar yani looting yapanlar bizi girdiğimizde bizle savaşmamalı lazım. Çünkü savaşçıklarında bizim gelirimiz düşebilir. Onu da birazdan bahsedeceğim. Fakat oyunda eski sisteminde şöyleydi. Sizin odanıza baskın yapmaya geliyorlar ve sizin 711 battle pointiniz varsa direkt karşı taraf kaybetmiş oluyordu. Fakat bu sistem değişti artık. Şöyle bir sistem geldi. Odada da iki tarafında gücü eşitse iki taraftan biri bir yengeç kiralayabiliyor. Bu yengeçi kiralarken de dördüncü yengeçi genelde balk olarak tercih etmenizi öneririm. Beşinci yengeçte ise MP ve BP oranlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu çünkü iki tarafta savaştığında kaybeden taraf siz olursanız bahsettiğimiz o 300 tus yerine 106 tuz kazanabilirsiniz ve gün içindeki tüm girdiğiniz savaşları kaybederseniz kazanabileceğiniz tuz sayısı yalnızca 600 olur. Yani minimum 600 maksimumda 1800 tuz kazanabiliyorsunuz gün içerisinde. Yani hiç kazanamamak gibi bir durum söz konusu değil. Peki bu büyü engeçleri seçerken nasıl bunları ayarlayacağız? Bakın buradan biraz önce saflık oranını 6'ya çıkardık ve şöyle aşağıya ekranı aşağıya doğru indirdiğimizde klaslar ve birçok bir klas bulunuyor. Biz buradan en güçlü yengeç sınıfı olan balkı seçiyoruz ve balkı seçtiğimizde burada çıkan bakın purity 6 ve balkı seçtiğimizde buradaki yengeçlerden 3 tane alıp bir takım oluşturup onları mining'e gönderebiliyoruz ve bahsettiğimiz o paraları kazanmaya başlayabiliyoruz. Şimdi bakıyoruz ekranda. 3 tane yengeç şu şekilde. Bakın atakları burada. Balkı da seçti. Ortalama 1900 dolar gibi bir fiyatları var. Bunu 1900 dolardan 3 tane yengeç alırsak ortalama fiyatı 5700 dolar gibi bir miktar oluyor. Bu 5700 dolar biz bir takım oluşturmuş oluyoruz. Ve bahsettiğim gibi tüm gün yalnız şunu da dikkat çekmek istiyorum. 5700 dolara yengeçleri aldık. Biz her seferinde savaşları kazanamayabiliriz. Çünkü şöyle bir şey size baskına geldiklerinde bir uyarı geliyor ekrana yengeç kiralamak ister misiniz vesaire. Siz karşı taraf yengeç kiralar siz o an oyunla ilgilenemez gibi bir durum ortaya çıkarsa siz savaşı kaybettiğinizde dediğim gibi o 1800 tusluk günlük kazanımı elde edemezsiniz. Yani SK'ye eskiye göre biraz daha fazla oyuna zaman ayırmanız gerekli. Siz bu zamanı ayırabileceğim derseniz buradan 3 tane yengeci aldık ve bunları Mining'e gönderdi. Biz herhangi bir savaşa girmedik. Bizim odamıza kimse mining'e gelmedi. Eskiden şöyle bir sistemdi aslında. Mining yapanlarını oyun koruyordu. Fakat şu an biraz daha aslında online olmalarını, oyuna biraz daha çevrim içi olmalarını istiyor desek yanlış olmaz. 4 saatlik periyotlarla Eskiden sadece onları kontrol edip gün içerisinde 5 ya da 6 kez bakmanız yeterli oluyordu. Fakat bu sistem artık değişti. Burada gördüğünüz gibi yengeçlerin bir de bread count kısımları var. Bu bread count kısmı nedir diye soracak olursanız. Arkadaşlar bread count'ı 0'a indirdiğimizde şöyle göstereyim. Yengeçlerin fiyatları gördüğünüz gibi yaklaşık 1200-1300 dolar bir artış oldu. Neden? Çünkü bread count 0 olan yengeçler çiftleştiklerinde daha az tuz gidiyor diğerlerine göre. Bu yüzden bunların fiyatları daha pahalı. Bu çiftleşme nasıl oluyor? Çiftleşmede nelere dikkat edeceğiz diye soracak olursanız da öncelikle şöyle yengeçleri tıklayarak family kısımlarına baktığımızda bu yengeçlerin kardeş olmamaları gerekiyor. Çünkü oyun yengeçlerin çiftleşmesinde kardeş olmama, kardeş olanları birbiriyle çiftleşmesine izin vermiyor. Biz bunların kardeş olup olmadığını ya da dikkat etmemiz gereken noktaların ne olup olmadığını şöyle görebiliriz arkadaşlar. Bakın yengeçimizin bir tanesine tıkladık. Buradan infoda bahsettiğimiz özellikler sağlandı. Bulk. Ondan sonra HP Atak Armor oranı 237 ve body parts'ların hepsi aynı renk. Biz buradan family kısmına geldiğimizde Yengeç'imizin ailesini görebiliyoruz. Bakın şu an daha hiç çocuğu yok. Buradan ailesini görüyoruz ve bunların üzerine tıkladığımızda da şuradan geldi. Yine info'ya tıklıyoruz ve Yengeç'in ailesinin de body partlarına ve klasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar da çok önemli. Neden çok önemli? Şöyle ana sayfaya döndüğümüzde dediğim gibi sol ekranı sol alta doğru indiğimizde stage kısmı var. Buradan ek kısmına tıkladığımızda biz daha hiç doğmamış yengeçlerde satın alabiliyoruz. Bunların gördüğümüz gibi fiyatları o, tam breadcount'ı 0 sıfır olanların 2800-2700 dolarda 3 olan breadcount'larda 1800-1900 dolarda bu da yumurtalarda bunların tam ortasına bir konumda fiyatlanmışlar. Şöyle bir yumurtayı tıkladığımızda bakın buradan yumurta'nın ailesini görebiliyoruz, şöyle tıklıyoruz ve dediğim gibi bunun klası mesela search bu kısımlara oldukça dikkat etmemiz gerekiyor çünkü yengeçimiz body partları farklı olduğunda doğru söylemek gerekirse hem getir oranı azalıyor hem de yengecin savaş gücü düşüyor ve biz istediğimiz geliri elde edememiş oluyoruz arkadaşlar daha sonrasında ise biz bu yengeçleri aldık. 3 tane yengeçe sahibiz. Geldik ana sayfamıza. Inventory'den biz bu yengeçleri gördük. Sonrasında ise bu 3 yengeçimizi Explorer kısmına geliyoruz. Ve buradan Start Mining kısmına tıklayarak 3 yengeçimizi Mining'e gönderip kazanımı elde etmeye başlayabiliyoruz. Bugün sizlere plate oyun oyunlarından biri olan Krabada'yı anlattık. Videoda anlattıklarımızın hepsi bilgi vermek amaçlıdır. Asla yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere.